Seveni üzmek mi, yüzeni sevmek mi? Yüzeni sevmek. Burada her şeyi açık açık konuşuyoruz Kürşat. Ya şey, destek ver Berke. Biz bizeyiz yani. Aynen. Sen bir çık bakayım yola. Sen bir yola çık. Beni tek bırakma. Ben sizi kastırdık yani şu anda zorladık. Ben yok, kasılmadım da şu an düşünüyorum. Yani gayet. Gereksiz saçma olması lazım ya da gereksiz bir şekilde çok fazla komik olması lazım. Gerçekten de ben. Biraz daha yaşlarımız yakın olduğu için. Şeyma'yla. Evet. Ya yaşımız yakın değil de yani. Heh. Biraz daha kafa dengi olduğumuz için. Zaten burası alev alev biliyorum. Ne diyorsun ya? Gerçekten. Yok biz bizeyiz ya. Ya gerçekten. Ondan dolayı zaten isimler kendilerini biliyor. Yanlışlıkla ünlü olan kim var ya? Böyle wow falan filan yapıyorlar. Onlardan çok nefret ediyorum. Dudu dudu dilleri. Dil önemli diyorsun yani. Tabii ki de çok önemli. Şu an bilindi zaten yani. Hadi ya. Yorumlar falan full. Ne diyorsunuz ya? Başkalarından aldığı sürprizleri görürken benimkine hiç göz ardı bile etmedi. Hürriyet Komite'den herkese selamlar. Yanımızda Joan kardeşler var. Kürşat Joan ve Berke Joan. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Çok şükür. Sizin gibi böyle şükür. Enerjisi yüksek, aydınlık yüz, gözler fena. Yani çok kişiyle buluştuk. YouTuber. Sosyal medya fenomeni. Adını her ne koyuyorsanız. Her birinde ayrı hikayesi oldu. Sizinle biraz geç oldu aslında buluşmamız. Çünkü benim hemen hemen her içeriğimin altında Joanlar, Joanları al vesaire diyorlar. Ben de gelmeden önce baktım yorumlara. Var değil mi? Sizin var, adınız evet. Da geçiyordu. Ya sizinle ilgili şunu da çok yaşıyorum. Şimdi Covid'den dolayı misafirliğe çok gidemiyoruz da kimle konuşuyorsam onun çocuğu, çocukları. Yani işte abi biliyor musun, abi şöyle yapıyorlar. Sizinle ilgili bütün haberleri ben yakınlarımdan alabiliyorum. İlginç bir dinamik var. Şöyle başlamak istiyorum. Farkında mısınız kitlenin, farkında mısınız sizi gerçekten takip eden, seven bir yaş kategorisi olduğu ve bu noktada da size ciddi anlamda bir lütuf var. Farkında mısınız ve bu şeyi nasıl yönetiyorsunuz bu yaşınızda, nasıl gidiyor? Senle başlayalım Kürşat. Evet, farkındayız aslında çünkü bir kitleyi yönetmek yaşa bakmıyor. Biz direkt olarak çocuk büyük diye hiçbir şekilde ayırt etmiyoruz. Ve bunun en büyük sebebi herkese aynı sevgi ve saygı çerçeve içerisinde yaklaşmamızdan dolayı. Yani büyüğümüzden küçüğüne hiç fark etmiyor. Elimizden geldiğince sadece iyi örnek olabilmek ve bir kişi bizim videomuzu izlerken ailesinin yanında da izleyebilecek tarzında videolar çektiğimiz için bundan dolayı hiçbir sıkıntı da yaşamıyoruz. Dediğiniz örnekten üzere herhangi bir eve gittiğinizde de bizim videolarımıza rastlamanız gayet normal çünkü videolarımızda bir sıkıntı yok ve her aile rahat gönül rahatıyla çocuğunu izletebiliyor. Neyi iyi yapıyorsunuz abi siz? Samimiyet. Niye? Herkes samimi olabilir. Samimiyet ve yani. Saygı ya. Evet. Saygı mı? Saygılı bir şekilde yani insanlara samimiyet. Kendimizi gösterdiğimiz için insanların biraz daha böyle ilgisini çekiyoruz yani. Genelde çocuk kitlenin. Yeri geliyor büyük kitlenin. Şey oluyor mu mesela sosyal hayatta sokakta karşılaşıyorsunuz. Fotoğraf çekilmek isteyen o yaş kitlesi de çok evet, ciddi çok yüksektir. Fazla. Böyle uzun kırdığınız süredir. Hayır istemem yok. Ya lütfen falan. O triplere giren yok, bu zamana kadar hiç öyle bir şey olmadı. Ne olursa olsun yani. Allah'ım göstermesin öyle bir şey olmadı. Çünkü biz bu hayale bunun için çıktık yani. İlk amacımız buydu. Şimdi challenge'ımız var. Sizi bekleyen... Nasıl gülüyorsun? Berke farkında neler olacağını. Eyvah. En son en çok bölümünden başlamak istiyorum. Berke en son en çok istediğin şey neydi? Şarkı çıkarmaktı. Ve çıkardım. Nasıl etkileşimler? Şu an gayet istediğim gibi ilerliyor. Bayağı iyi yani şu an. Ya istediğim rakamlara ulaştı. İstediğim rakamlarda. Senin en son en çok istediğin şey neydi? Benim de bu aralar en çok istediğim şey herhalde şarkı çıkartmak. Benim de çok az bir zamanım kaldı. İlerleyen zamanlarda inşallah hep beraber dinlemek dileğiyle. Ne bekliyor aslında, sizi? Ya ben çok güzel bir şeylerin çıkacağına eminim ya. Şarkı olarak çok ümitliyim şarkıdan ve insanların gözünün açılacağına da eminim. İnşallah bakalım. Senin arkamızda Haluk Aslantaş varken sırtımız yere gelmezdi. Şimdi en son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? En çok hüzünlendiğim an... bu İzmir depreminde bir kardeşimizi kaybetmiştik TikTok'tan. Evet. Ona çok üzülmüştüm. En son en çok neye şaşırdın Kürşat? En son en çok insanların yaptıklarına şaşırıyorum. Yani gerçekten bir insanın bir dediğini tutmaması ya da diğerinin arkasında durmamasına çok şaşırıyorum. Kim mesela? İsim vermeyeyim. İsim verirsem zaten burası alev alev biliyorum. Ne diyorsun ya? Gerçekten. Yok biz bizeyiz ya. Ya gerçekten. Ondan dolayı zaten isimler kendilerini biliyor. Kim abi mesela yani?
Ya isim vermeyeyim gerçekten. Vallahi isim vermek istemiyorum. Çok havada kalıyor ya, o yüzden yani. Hayır, yok onlar hiç havada kalmaz. Şunu demesinler yani. Kürşat geldi de çekindi, söyleyemedi ismini. Hiçbir şekilde çekinmem de o isme zaten kendini çok iyi biliyor. Yalandan yere sadece ismini geçirmiş olacağım. Bu sefer yok öyle dedi böyle dedi muhabbet olacak. Tamam. Yine benim üstüme yürüyecekler. Yanlış mı? Evet. En son en çok neyi yanlış anladın? Sen ver cevabını ben düşüneyim biraz. Ben de bilmiyorum şu an. Ben de düşünüyorum. Yanlış anladım şu an. En son en çok neye hayır dediniz? En son neye hayır dedim? O da yok. Hayır hiçbir şey hayır demedim. Hayır demiyorsunuz hiçbir şey. Yok. Hayır demeyi biliriz ama... Eğer doğru ama... bir şeyse tabii ki de arkasındayız ama hayır diyecek hayır, bir şey yok yani. Hayır demeyi biliriz ama bu aralar hiç hayır diyecek bir pozisyon gelmedi karşımıza. YouTube'da izlerken en şaşırdığın kişi ya da video olabilir. Kanal adı ya da video olabilir. En şaşırdığım. Şaşırdığım. Benim Orkun Işıtmak ya. Bence çok güzel, eğlenceli videolar çekiyor yani. Yaptığı şeylere şaşırıyorum bazen. Beğeniyorum yani. Deli mi ne? Evet, o da şey, çılgın. Havadayken mangal falan yapma muhabbeti vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ona çok şaşırmıştım. En kahkaha attığınız? Kafalar. Kafalardan hangileri? Fatih ile Atakan. Bilal abi de seviyorum da. En çok Atakan'a gülüyorum. Benim de Deep Turkish Web ya. Valla. Yalansız çok. En IQ'suz bulduğunuz? YouTube. YouTuber mı? Yani fenomen de olabilir. Fenomen de olabilir. En IQ'suz. Yanlışlıkla ünlü olan kim var ya? İnsanlara o gözle hiç bakmadım ben ya. Yani hiç. Yok yani hiç. En hayattan soğuduğun. En hayattan soğuduğum kişi ya. Mi? Yoksa... Gerçekten çok böyle kötü hissiyorlar. Yani yok öyle... YouTuber ya. En izlerken hayattan Allah seni kahretsin dedi. Aynen öyle. Benim yok şahsen. Ya bazı böyle çocuk kanallarının babaları falan oluyor ya. Onlardan çok soğuyorum böyle çocuk böyle wow falan filan yapıyorlar. Onlardan çok nefret ediyorum. En vay be dediğiniz? Orkun Işıtmak'ın o uçaktan atladığı video. En bu işi bıraksın arkadaş dediğiniz? Yok. Arkadaşım yok gelmişler burada protesto ediyorlar resmen. Hangisi bölümüne geldik? Herkes aramızı iyi tutmaya mı çalışıyor? Aynen ben öyle bir şey izleyiciler yok, sezecek yani. Yok gerçekten yok ama ya. Ben kimseye karşı nefretle bakmıyorum yani. Nefret değildir canım bu bir görüş. Yani baktım. Ya kötü bir görüşüm yok öyle söyleyeyim o zaman. Hangisi bölümü? Birini tercih edeceksiniz bu bölümde. Survivor şampiyon olmak mı? Gönüllerin şampiyon olmak mı? Gönüllerin şampiyon olmak. Like atmak mı? Dislike atmak mı? Like atmak. Dudu dilleri mi? Likır likır içmeli mi? Likır likır içmeli. Ali biçim mi, ekim mi? Ekin. Mesut mu, mutlu mu? Mesut. Bülent Ersoy'la YouTube kanalında partner olmak mı? Şeyma Subaşı ile ortak Instagram hesabı yönetmek mi? Şeyma Subaşı ile ortak Instagram hesabı yönetmek. Neden böyle bir şey istedin? Gerçekten neden? Biraz daha yaşlarımız yakın olduğu için. Şeyma'yla. Evet. Ya yaşımız yakın değil de yani. Biraz daha kafa dengi olduğumuz için. Bülent Ersoy biraz nasıl daha... Nasıl bir Instagram olurdu, hesabı olurdu, beraber üretseydiniz? Yani Şeyma Subaşı'yla TikTok dansı... Sanırım yetişemezdim ya onun hızına. TikTok'ta böyle bir dans içeriği falan olur muydu? Evet, olabilirdi. İyi olur. Güzel dans ediyorum. Sabah kuşağı mı, gündüz kuşağı mı? Sabah kuşağı. İzdivaç mı, evlilik mi? İzdivaç. Neden mi, nasıl mı? Nasıl? Seveni yüzmek mi, yüzeni sevmek mi? Yüzeni sevmek. Hadi ya. Evet. Yüzeni of. Mi seversin? Yüzeni severim. Absürt mü, komedi mi? Komedi. Benden nefret ediyorsun değil mi? Senden başlıyoruz şimdi. Survivor şampiyon olmak mı, gönüllerin şampiyon olmak? Gerçekten gönüllerin şampiyon olmak. Like atmak mı, dislike atmak mı? Like atmak. Dudu dilleri mi, likır likır içmeli mi? Dudu dilleri. Dil önemli diyorsun yani. Tabii ki de çok önemli. Ali biçim mi, ekim mi? Ekim. Ekim. Ekim kim? Biri değil, esprisel anlamda sormuşsunuz. Ali biçim. Mesut mu, mutlu mu? Mesut. Bülent Ersoy'la YouTube kanalında partner olmak mı, Şeyma Subaşı ile ortak Instagram hesabı yönetmek mi? Benimki de Şeyma Subaşı ile Instagram neden? Hesabı. Ya şimdi Bülent Ersoy'la Instagram'dan YouTube'da ne yapabilirim diye düşünüyorum da Şeyma Subaşı'nın en azından arada böyle story'ne falan arkada gözükürüm. Yani ya da farklı farklı bir şeyler yapabilirsem yaparım. Sonuç olarak ortak hesap. Çok da fazla gözükmeme de gerek yok. En azından diğer tarafı seçmemek için. Sabah kuşağı mı, gündüz kuşağı mı? Gündüz kuşağı. İzdivaç mı, evlilik mi? İzdivaç. Neden mi, nasıl mı? Neden? Seveni yüzmek mi, üzeni sevmek mi? Üzeni sevmek. Absürt mü, komedi mi? Absürt. Nasıl absürtlüklerden beslenirsin sen?
ekstra, yani benim için fazla komedi olması lazım ya da absürt, ya bu olay çok böyle gereksiz saçma olması lazım ya da gereksiz bir şekilde çok fazla komik olması lazım. Direkt komediden hoşlanmıyorum. Ha, direkt olayı almıyorsun yani. Tabii, biraz öyleyim. Şimdi sizi buraya almışken, ben özellikle sizin gibi gençlerin başarılarını konuşmak çok isterim. Konuşuyoruz da zaten, şimdi birazdan şarkıyı da biraz daha detaylandırmak isteyeceğim ama ben gelecek yorumların detaylarını, çünkü bana sayısız mesajlar geliyor. Özel hayatınızı ne kadar konuşmak isterseniz bilmiyorum da, hani bu şey olmasın, işte ne olduğunuza geldi, biri size mikrofon tuttu, işte hayatınızda biri var mı sorusu da değil. Şimdi bir bölüme geldik. Sadece o bilecek bölümü. Bu konseptte biz kim olduğunu sormuyoruz. İzleyiciler de bunu bilmiyor. Sizden sadece hikayeyi dinlemek istiyoruz. Yani sorunun cevabını da anlattığınız kişinin kim olduğunu sormayacağız. İlk soruyu sorayım, anlayacaksınızdır. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Yani bir hikaye var geçmişinizde, onu anlatın. Ama biz burada hikayeyi dinleyeceğiz. Kim olduğunu sormayacağım. Bu yüzden rahat rahat cevaplayabilirsiniz. Konu neyse, her neyse. İkinizden de böyle bir yanıt alacağım. Ortak da cevap verebilirsiniz. Ayrı ayrı da cevap verebilirsiniz. Hiç önemli değil. Ona aslında öyle olmadığını ortak anlatır mısınız? Geçmişte aslında var olan öyle bir... olmadı. Evet, yani geçmişte o konu yanlış anlaşılmış olabilir. Açıklamamış olabilirsiniz. Üzeri örtülmüş olabilir. Yarım kalmış bir hikaye olabilir. Geçmişte kalan bir hikaye, ona öyle olmadığını, yani aslında öyle değildi, böyleydi. Sen bir çık bakayım yola. Sen bir yola çık. Beni tek bırakma. Ben sizi kastırdık yani, evet şu anda ya. Zorladık. Ben yok, kasılmadım da ben şu an düşünüyorum. Yani önemli bir soru, çünkü düşünseniz hayatınızda bir yerde böyle bir mecrada size bunu söylüyorlar, evet. Ve sizin aslında kendinizi anlatacağınız bir imkan tanınmış oldu. Evet Kürşat, en çok sevdiğin şey buyur, sendeyiz. Kürşat, sende çok şey vardır. Söyleyeyim. Ya. Vardır, dinliyorum. Var. Ben kendim hakkında söyleyeyim. Tabii. Aslında fenomen olman bu kadar kolay olmadı. Yani 2015'ten beri, düşünün ki 2012'den beri bir YouTube geçmişim var. İlk videom Beyblade atmışım falan, 144 pikselde, Java telefonda. Sonrasında 2015'te ilk defa şaka videoları denemişim. Türkiye'nin ilk şaka kanallarından biriyim. Tutmayan bir kanalım var. Peşine vlog kanalı denedim, olmadı. Peşine oyun videoları çektim, olmadı. Üstüne tekrardan vlog kanalı açtım. Yani yaklaşık bir 7-8 tane YouTube kanalım var tutmayan. Üstüne deneyip ve başardım. Pes etmedim. Bundan dolayı buradayım. Kesinlikle kolay ve şans eseri fenomen olmadım. Kendinizi affettireceğiniz bir andasınız şu anda. Sizi dinliyor. Anlatır mısınız? Var mı öyle bir hikaye? Yok demeyin, burada maraz çıkar. Kendimizi affettirebileceğimiz bir şey. Buraya bir an. Sen gir. Kendimizi affettirebileceğimiz bir an. Evet. Aa, buldum. Bulduysan gir, beni zor duruma sokma. Gel, buldum. Ankara buluşması yapmıştık. Aa, ve bundan evet, dolayı da... Evet. Sen evet. Anlat, gel. Ankara'da bir buluşma gerçekleştirmiştik. Bir sene önce falan. AVM bizden gelecek kişilerin sayısını istemişti. Yani tahminen. Biz de işte kaç demiştik? 1500 yani. Kişi falan demiştik. AVM'de kendi güvenlik şeylerini ona göre ayarlamıştı. Fakat bizi yalnız bırakmayan insanlar... Yaklaşık oraya 7500-8000 kişi falan geldi ve AVM doldu taştı. Bu sebepten dolayı... Kepenkler falan kapatıldı. Güvenlikler, yeterli olmadığı için bu sebepten dolayı buluşma iptal olmuştu. Ve ailelerden, insanlardan çok kötü dönüşler almıştık. İşte biz çocuğumuzu getirdik, işte siz çıkmadınız, öyle böyle. Durum aslında farklı yani. Yani. Onların, insanların düşünün güvenlik ki... için sahne falan çöktü. Bu sebepten dolayı iptal etmek zorunda kaldılar. Güvenlikler vardı. Ya. Güvenlikler vardı. Herkese bir tane güvenlik vermişler. Bana da bir tane güvenlik abla vardı. Buradan izliyorsa vallahi Allah razı olsun. Kadın benim önümde duruyordu. Kadını buradan bir tutmuşlar, üstünü tutmuşlar. Ben kadın önünü geçtim bir yerleri açıldı diye. Yani o kadar kötü bir izdiham gibi bir şeydi. Bütün böyle kepekler kapatılmış. Herkes bağırış çağırır. Allah gerçekten hepinizden çok özür dileriz. Gençler yani lütfen ya. Bizim halkımızı böyle lütfen. Zor durumda. Biz bir şeye yol açmıyoruz. Yok, yok. Takılıyorum. O sürprizi gerçekten anlamamıştı. Sizce neden? Çünkü hiçbir şeyin farkında değildi. Vay. Bu soruya ben de cevap vermek istiyorum. Başkalarından aldığı sürprizleri görürken benimkine hiç göz ardı bile etmedi. Bu seni çok üzdü mü? Fazlasıyla. Yaraladı. Sonra? O kadar. Kestim kaldı. Onu nasıl sevdiğinizi tarif eder misiniz gençler? Bu soruya var ya, şimdi çok güzel bir cevap vereceğim de inşallah ortalık karışmaz. Karışmaz abi, bu ortalık niye karışsın? Biz bize konuşuyoruz.
Bir videomun altında yazıyor onu, bu. Onu nasıl sevdiğimi sadece o anlar ya. Tarif edilmez bir şey. Edilir abi. Edilmez. Ya, sadece onunla benim aramda olan. Nasıl onunla senin aranda olan ya? Bunun bir sende yansıması bir şey vardır ya. Sen nasıl seversin? Yansıması vardır ama... Sen sevgini anlatamayan bir adam mısın? Anlatan bir adamım. Anlat o zaman, dinliyoruz o zaman. Nasıl bir seviyorsun? Ama sevdiğimi sevdiğim kişiyi anlatan bir insanım yani. Ya sevgi nedir senin için? Nasıl seversin? Güzel severim. Mesela? Kaçıyorum işte. İşte. Kaçma. Kaçıyorum. Ben böyle şeyleri biliyorsun. İnsanlar... ben bir tane videomun altına mı yazmıştım? İnsanlar canına kıyarken biz dokunmaya korkuyoruz diye. Öyle bir sevme tarzım var yani. Ben karşımdakini dokunmadan da sevebiliyorum. Öyle. Öpmeye kıyamam derler ya onun gibi. Aynen. Çok mu seviyorsunuz? İsim yok gençler. Zamanında, sevgi konuşuyoruz. Zamanında diyor. Şu an aşk, kalbinde kimse yok mu? Yok. Hiç kimse yok. Yok. Tertemiz sıfır diyorsun. Çok şükür. Bembeyaz bir sayfa. Amin. Seni? Seviyorumdur ya. Seviyorum. Ya bir dik dur seviyorum de. Dur ne yani? Bu arkasında duramıyor. Seviyor musun arkadaş? Seviyorum. Beraber misiniz? Yok. Niye yok? Henüz değil. Tek taraflı bir şey mi yoksa şartlar mı? Bilemiyorum arasını ya tek taraflı mı? Bir iletişimsizlik var sanki galiba. Galiba. İsim yok, rahat ol, sormuyorum ismi. Kim olduğunu sormuyorum, rahat ol ya. Yalnız var ya şu an böyle olduk ki bunun böyle var. Çok felaket sarıldı. Gerçekten sarıldım. Çok gerildim şu anda. Ben sana demiştim gergin bir program oldu. Peki rahatlayayım tekrardan. Tabii biz bizeyiz, çok rahat et. Şey, peki bilinen biri mi? Sevdiğin kişi. Tanınıyor evet, mu yani? Tanınıyor. Şu an bilindi zaten ya. Hadi ya. Yorumlar falan full. Ne diyorsunuz ya? Ben bak bu işin en benim tarafımdaki bazen avantaj bazen dezavantaj oluyor. Bilmiyorum. Dolayısıyla gerçekten aslında TikTok dediğiniz mecra da ve aslında sizin dünyada etkileşimi çok yüksek ama olayların çok hızlı aktığı bir magazin evet, var orada. Ve ben şu an karıştı mesela ortalık. Hakikaten evet, farkında olmadan. Çok felaket şu an var ya. Karıştı yani. Hiç şey değil burası biliyor hiçbir musun? Hiçbir şey demediniz. Ne TikTok'u kaldı ne Instagram'ı kaldı. Battı biliyor musun ortalık abi? Abi hiçbir şey demediniz ama ya aslında yani. Gerçekten bir de o kadar üstü kapalı konuştum ki. Evet kim bilir nelere çekecek. İstersen biraz açıklayabiliriz yani. Şimdi seviyorsun, o da seni seviyor ama bir iletişimsizlik yok, de var. Yok, seviyor falan demedim ben. He, tek taraflı o zaman. Bir bilgim yok dedim o kadar. He, sen ama öngörün, onun da bana gönlü vardır. Ama iletişimsizlik bilemiyorum olduğu için konuşmuyor musunuz? Konuştuğun yani, biri mi bu arada? Daha fazla üstelemeyelim bence. Fazlasıyla çünkü açık. Belki bu program vesile olacak, sonra beni arayacaksın. Abi diyeceksin, sen olayı çözdün, bitti bu iş diyeceksin yani. Benden önce konu kaldın mı? Yakaladım şu an olayı. Neyse, sağlık olsun. Çok fazla irdelemeyelim evet, daha fazla. Bu bölümün viral olduğunu görebiliyorum ama şu an. Evet sosyal ya, medyada döndüğünü görebiliyorum. Bayağı keşke bayağı, biraz daha. Bitince soracağım ama neler olduğunu. Tabii ki. Açık söylerim. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar merak ettiniz mi kim diye ya? Hakikaten şu an bir masada bir şey var ve farkında değiliz biliyorsunuz değil mi? Şu an masada bir şeyler oluyor. Neyse. Sen niye bu kadar reytingi düşük mü senin özel hayatının? Sakinsin, kimse yok dedin gayet şey. Niye Berke'ye gerildin? Valla ben şöyle söyleyeyim ben... Burada her şeyi açık açık konuşuyoruz Kürşat. Ya şey... Destek ver yani. Berke. Biz bizeyiz yani. Aynen. Göster kendini, tek bırakma beni. Bu hikayede yanan ben olmayayım. Hakikaten Kürşat yok, sanki böyle ettiği sütlü yani. Ben şeyim, işim o değil. Ben zamanında çok yaralandım. Bir kişiden mi, birçok kişiden mi? Biz de bir çok kişiden, yaralandık da. Bir kişiden çok sağlam yaralandım. Konuşmuyorsunuz artık değil mi? Yok. Yani görsen ne olur? Daha farklı bir sorun var sana, bir saniye. Daha farklı bir sorun var. Telefon çaldı. Evet. Yabancı bir numara. Çok titretiyor şu anda. Hatta program bölümü abi bu ne dedin? Bir bakayım. Tabii dedim. Çıktın. Telefonu açtın. Karşındaki ses Ali, o ses. Alo Kürşat dedi. Ya yani o an sende yansıması gerçekten hani o an ne olur? Direkt mi yüzüne kapatırsın, bana böyle bir dakika mı dersin, dışarı mı çıkıp hava almak istersin, titrer söyle mi bacakların, ne olur yani. Ben söyleyeyim mi senin yerine? Söyle. Ha diye açarsın telefonu. Ali Kürşat dediği zaman da efendim dersin yani, bence. Ne olur? Ya ben şöyle, hiçbir zaman öyle suratını kapatacak bir erkek değilim. Hiç kimseye bence böyle davranışlar yapmamalı. Konuşurum ve kalır yani, o kadar. Konuşurum ama yani. Şey konuşursun. Yapmaz. Ne tabii, için arada önemli. Bir yardıma yani çağırdı seni, gider tabii misin? Gider. Sonuna kadar. Gidersin. İsterse... Bana dünyadaki en kötülüğü yapsın. Veyahut da bu sadece o kişi için de değil. Genel olarak yardım herkese edin, koşarım. Öleceğimi bilsem dahi koşmuşluğum var, insanlar bilir.
Gene koşarım. Ama orada duygusal bir şeyden bahsetmiyorsun. Tabii İnsan olarak yardım ettiğin. İnsanlık her şeyden önemli. Hiç için böyle bir şey olmaz mı? Bir gıcıklanır ya. Olur değil mi? Değil mi? Sanlı olmak lazım. Tabii. Evet ya hani çok. Çok da yalan söylemeyeyim. Ama bitti diyorsun ha. Aynen. Sağlık olsun. Arkadaş bunca yıl geçti hala aklımdadır bölümümüzün başlığı. Ne saçma bir anıydı. Ne geldi aklınıza? Aynı şey geldi aklınıza şu anda. Of. Bir tane anımızı anlatsana. Bir dakika bir düşüneyim ama. Ama hangi? Rezil olmayalım. Evet şimdi dur onu düşünüyorum. Bir anımızı anlatacağım. Seviyorsun böyle şeyleri sen anlat. Sen anlat. Ya. Hep beni konuşturuyorsun. Belki hayır sen canım. Konuşsana ya. Kanka, daha demin nasıl bir çemberin içindeydim farkında mısın? Çember çözüm. Dur bakayım yani. Konuşma hakkım bitti hangi, yani. Hangi hikayeyi anlatayım ki ben? Var mı gir ya. Ben hiçbir şey söylemedim bu arada rahat ol. Gerçekten bir şey söylemedim. Ama insanlar gerçekten yani yok. Saçımın teli düşse anlarlar yani. Hadi ya. O kadar tutkulu bir aşk hikayesi var sanki. Bu iş olsun. Hangi hikayeyi anlatayım? Korkmuyoruz ya Allah'a şükür. Belki. Yine bana göre. Bana bir söz ver abi. Bir gün. Bu iş oldu. Evet. O kişiyle. Evet geliriz. İkiniz bana konuk olacaksınız. Tamam. Ben niye satıldım bu projede? Ben onu anlamadım abi. Senin hikaye daha derin. Üç kişi gelsek ne olurdu? Olur o da olur. Senin, dört kişi gelelim. Senin her zaman başımın üstünde yerin var ya Kürşat'cığım. Sen her burada her zaman her programda yer alabilirsin. Anıyı alalım sizden. Sözü aldım. Ya biz gün içerisinde o kadar çok fazla yaşıyoruz, bir şeyler yaşıyoruz ki yani hiç yalansız. Sürekli olarak bir olaylar içerisindeyiz. Aslında her anımız ulan ben ne yaşadım der gibi olduğu için hani öyle bir ekstradan bir şey olmadı ya. Hani böyle aklımda bunu kesinlikle unutmamam lazım dediğim bir anım olmadı benim. Senin oldu mu? Çünkü her anımız böyle bizim. Çok utanmıştım. Ne zaman utandın? Ben utanmam. Benim utanmam yok, arlanmam yok. Ben öyle şeyler değilim. Sadece sevgi, saygı çerçevesini bilirim. Gerisinde hiç utanmam ben. Doğru mu? Doğru. Evet. Şeyden utanmıştım. Neyden utanmıştım? Söyleyeyim mi onu bilmiyorum. Ne söyleyeceğim bilmiyorum ki. Beni de korkutuyorsun belki emin ederim ya. Kürşat bir videosunda şey giymişti, takım elbise giymişti. Evet. Sarı patlon takmıştı. Ondan utandığımı söylemiştim de tam da utanma değil yani takım elbise giydiği için. Ya hayatınızda. Evet. En sinirli kim? En sinirli. En ekstra sinirli kim var ya? Cemre değil. Sensin ya. Evet ben. O da sabah uyandığım zaman çok sinirli oluyorum. En sorumsuz. Yine Kürşat. Ay Berke. Geleceğiz challenge'a. Gerçekten sensin Berke. Ama. Gerçekten sensin. Yarı yarıya. Burada şimdi bütün arkadaşlarımızı kabul ararım. Mi? Senle ben arasında ayrım yaptırırım. Herkes sana oy verir. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ikimiz de sorumsuzuz. Ben senden daha sorumluyum. İkinizde de var sorumsuzluk. Ben senden daha sorumluyum ama. Biz bak işte kendini ele verdin. Dostum gel. Biz bir ekibiz anladın mı? En biz bir ekibiz de yani. En çapkın. Ne oğlum benim de çapkınlığımı gördüm. Ama haklı Kürşat. Ben dedim. Ben dedim. Kürşat haklı. Evet, sen de bir çapkınlık seziyorum. Önceden olabilirdi. Evet. Şu an yok yani. Evet. Sevdikten sonra yok. Kardeşim kendini temize çekti. En cömert. O da. Aynı. En şaşırtan. Kürşat. Ne yaparak şaşırtıyor? Saçımı boyuyorum. Saçımı yapmadığı yapıyorum. Bir şey yok ya. Her şeyi yapıyorum. Saçımı sıfıra vurarak sosyal medyaya girdim. Sonra en son rastalıydı böyle upuzun. Hep farklı şimdi bir böyle modelle çıkarım. Şarkı çıkarma fikri nereden geldi ya size? Benim çocukluk hayalim. Aynen. Şaka. Evet çocukluktan beri istiyorum. Yani sosyal medyaya girme amaçlarımdan biri de yarın öbür gün ileride böyle insanların beni hatırlayabileceği besteler, şarkılar çıkarmak. Yani süper. Dinlediklerinde. Kapanış sorumuza geldik. Dilediğiniz kişiye dilediğiniz soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi size. Bu kim olurdu ve ne sorardınız? Ya daha 18 yaşında olmama rağmen Yıldız Tilbe'yi gerçekten çok seviyorum. Çok saygı duyduğum bir sanatçı. Acaba şarkımı dinledi mi diye merak ederdim ya. Yani yorumlamasını isterdim şarkımı dinledikten sonra. Farklı kategorilerde ama yani şarkımı dinleyip yorumlamasını isterdim. Bakalım bu şey içerikten sonra belki izler ve Yıldız Hanım da cevaplar yani. İnşallah. Ben de... Oğlum daha bir şey anlatmadım dur. Ben de buradan Charlie D'Amelio'ya şunu sormak isterdim. İstanbul'a benim için gelse insanların tepkisi neler olurdu? Bunu çok merak ederdim.
Bilmiyorum yani. Düşünsene geliyor TikTok TikTok çekiyoruz. Çok güzel olmaz mı? Güzel. Çarkür. Anasını gözü. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Sonra ortalık nasıl karışıyor ve neden karışıyor? Şimdi senin bu dediğinden dolayı ortalık iyice karıştı. Ve arkadaşlar birbirlerine giren iki kardeşle beraberdik. Bugün hakikaten bizi böyle gerilimli anlar bekledi ama içerikte sizin çok merak ettiğiniz bazı yerlere de dokunduğumuzu düşünüyorum. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esenle kalın. Görüşmek üzere.